çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız, gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. İstanbul'dan Çocuk Deyip Geçmeyin programından hepinize selam ve saygılarımızla bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim geçtiğimiz haftalarda iletişim konusunu işlemeye çalışmıştık. Birkaç hafta arka arkaya iletişim konusunu işlemeye çalışmıştık. Neden iletişim konusunu işledik? Ona isterseniz birazcık göz atalım. Çünkü ailenin temel dinamiklerinden bir tanesidir iletişim. Temel duygularından bir tanesidir iletişim. Eğer aile içerisinde iletişimde bir anormallik var ise, iletişim kazaları var ise, eğer iletişimin temel unsurları yerine getirilmiyor ise, o takdirde ailenin temel dinamiklerinden bir tanesi çalışmıyor demektir. Hatta bu öylesine bir dinamik ki iletişim kopukluğu ve iletişim kazaları olan evlerde genellikle bunların hemen arkasından çıkan ikincil, üçüncül problemler olur. Yani iki eş arasındaki iletişimde bir takım anormallikler var ise, eşlerden biri kendisini iletişime kapattı ise, diğeri iletişim kurma yol ve yöntemlerini çok beceremiyor ise yahut da eşine yönelik olarak ulaşamıyor ise, eşine ulaşamıyor ise, eşi kendisini kapatmış ise veya tüm bunların yansıması olarak da çocukla kurulacak olan iletişimde anormallikler var ise, büyüklük tutkunluğu içerisinde çocuklara yöneliliyor ise, çocuk bir küçük cücük gibi kalıyor ise ailenin içerisinde, iletişim sahnesinin içerisinde, o takdirde bakıyoruz ki o evden çok da sağlıklı sesler, çok da sağlıklı gülücükler dışarıya doğru çıkmıyor. Zaman zaman iletişim konusuna yine girmeye çalışacağız. Çünkü bu konu bir ailenin aile olabilmesi için çocuk eğitiminin ana temel dinamiklerinden birini oluşturuyor. Eğer iletişimde bir anormallikler var ise o evin içerisinde bundan sonraki bahsedeceğimiz konularda da bir anormalliklerin olması söz konusudur. Bu haftadan itibaren de bir başka konuya girmek istiyorum. İkinci konumuz olarak iletişimle başladık. İkinci konu olarak da aidiyet duygusuna girmek istiyorum eğer izin verirseniz. Aidiyet duygusu bir çocuğun yetiştirilmesinde yine iletişim kadar en önemli duygulardan bir tanesidir. Çocuk eğer içerisinde bulunduğu aileye karşı emniyet ve güven hissi hissediyor ise, o dışa vurduğu duygularını, çocuksu duygularını, çocuksu şenlenmelerini veya sakarlıklarını, tüm çocuksu hallerini olduğu gibi kabul eden bir ailenin yanındaysa, bir anne babanın yanındaysa çocuğun içerisinde bir duygu yavaş yavaş filizlenmeye, çimlenmeye başlıyor. Bu duyguya biz aidiyet duygusu, yani aileye bağlanma duygusu, kendisini o ailenin bir ferdi olmaktan keyif aldırıcı bir duygunun başladığını söylemek istiyorum. Eğer bir çocukta aidiyet duygusu gelişmez ise, o takdirde insanın temel özelliğidir yalnız, onu da söylemekte fayda var. Yani bir çocuk ailesine doğru bir aidiyet duygusu geliştirmez ise, o takdirde bu çocuk bir başka yere doğru ileride aidiyet duygusu geliştirir. Yani insan yalnız yaşayamaz, tek başına yaşayamaz. Yani insan bir kedi gibi değildir veya işte ormanda yaşayan tek başına bir canlı gibi değildir. Öyle tek başına becerilerini yerine getiremez, yeteneklerini tek başına, hayatını tek başına devam ettiremez. Sosyal bir varlıktır.
Bu sosyal varlık olmanın gereği olarak çocuk kendini bir gruba ait hissetmek ister. İşte ilk denemelerini yaptığı grup ailesidir. Önce çocuk kendisini o ailenin bir üyesi, ferdi olmanın keyfini yaşatıp yaşatmadığını anne babasından test etmeye, değerlendirmeye doğru gider. Eğer çocuk anne babasıyla o denemelerini yaptığı güven duygusunu ve emniyet duygusunu yeterince almaya başlar ise bir sarmaşığın yanında bulunan bir ağaca doğru yavaşça boynunu uzatması ve filiz vererek o yanındaki direngece, o yanındaki dayanağa kendisini sarıp da yukarıya doğru çıkıyor olması gibi çocuk da içinde bir duyguyu filizlendirir ve annesine doğru sarılmaya ve babasına doğru sarılmaya ve ailesine doğru sarılarak yavaşça o direngece yaslanarak, güç kazanarak yukarıya doğru ruhunu genişletmeye çalışır. Aynı bir sarmaşığın yan tarafında duran o direngece, o dayanağa sarmaşığın yaslanarak yukarıya doğru gitmesi gibi çocuk da annesine yaslanarak, babasına yaslanarak ve dolayısıyla ailesine yaslanarak yukarıya doğru ruhunu genişletmeye çalışır. Eğer sarmaşığın yanındaki o direngeç, o sarmaşığa güven vermiyor ise, kendisi de zaten eğik, büyük ve yukarıya doğru bir sarmaşığı götürebilecek güç ve kuvvette değilse, o takdirde sarmaşık orada sadece çalı gibi sağa sola doğru işte filizlerini atmaya, sanki yandım diye bir başka yere doğru kendisini yukarıya doğru çıkartacak bir başka direngece doğru kendisini vermeye başlar. Aynı bunun gibi çocuk da ilk denemelerini anneye karşı ve babaya karşı, güven duygusu denemelerini anneye ve babaya karşı yerine getirmeye çalışır ki eğer annesinden çocuk güven duygusunu alabilmiş ve emniyeti annesinden tadabilmiş ise ve bütün ihtiyaçlarını koşulsuz olarak annesi vasıtasıyla yerine getirildiğinin emniyetini hissediyor ise çocuk, işte içerisinde yavaş yavaş demlenen, dinlenen, çimlenen duygu ve çocuğun gözlerini dolu dolu baktıran duygu, ayaklarını yere, böyle bir arslanın yere ayak basması gibi emin bir şekilde ayaklarını yere bastırıp yürüten duygu emniyet duygusudur, güven duygusudur. Bu güven duygusunu çocuk ilk yıllardan itibaren, daha doğduğunun ilk yıllarından itibaren direkt olarak annesinden alır. İşte biz bu mikrofonlardan annelere, çocuklarınıza ne olur ceza vermeyin anneler, yapmayın diye bahsettiğimiz ve bir yıl oldu aşağı yukarı bu programımızı yapmaya başlayalı. Bir yıldır ısrarla üstünde durduğumuz şeyin altında yatan temel düşünce bu. Çocuk eğer annesinin bağırtısı içerisinde yetişiyor ise, çocuk eğer annesinin o titiz, o temiz davranışlı evin içerisinde kendisine yer bulamıyor ise, her davranışı eleştiriliyor ise, annenin zaten kendisi beceremediği o stresli halin bir yansımasını çocuğa yansıtıyor ise, o takdirde çocuğun içerisinde filiz verecek olan o güven duygusu gelişemez. Güven duygusu gelişemeyince çocuk kendini emniyette hissedemez. Neden emniyette hissedemez? Çünkü çocuk ne yapsa şimdi annesinden eleştiri alacak. Hayır öyle değil, böyle, şöyle oturma, şöyle, bak şimdi gelirsem yanına, böyle. Çocuk bu panik içerisinde kendisini güven duygusu içerisinde hissetmeye emniyetsiz bir ortamın insan ruhunda yansıması olan çocuk savunma mekanizmalarını geliştirecek. Eğer bir kişi kendini bir ortamda emniyet içerisinde hissetmiyor ise, o kişi otomatik olarak kendisini, kişiliğini korumak için savunma duyguları geliştirecektir. Kendisine yönelen saldırıları, bu annesi de olsa, babası da olsa, arkadaşı da olsa, bertaraf etmek ve kişiliğini korumak için
Kendisi de saldırıya geçecektir. Ve çocuk kendisine saldıran kişiye karşı aidiyet duygusunu geliştirmez. Peki geliştirmesin hocam. Yani bizim çocuk da böyle olsun. Ne var ki yani? Yani biz çocuğumuzu işte herkes nasıl yetişti? Biz çocukluğumuzda nasıl yetiştik? İşte dayak da yedik, ortalıklarda da süründük, acılar da çektik vesaire de çektik. Şimdi biz de aynısını yapalım. Ne var ki bunda? Hayır, iş o kadar da basit değil. Yani evet, belki sizlerin yetiştiği zamanda yani anne babalar öyle çok da şu andaki radyolarda olduğu gibi, televizyonlarda olduğu gibi, kitapta olduğu gibi birçok şeyi bilerek uygulamıyorlardı. Ancak bir duyguyu samimi olarak veriyorlardı. Neydi o duygu? Yine güven duygusu. Yani anne ile çocuk arasında geçmişte yaşanan en önemli duygu yine güven duygusuydu. Günümüz anne babalarına baktığımız zaman günümüz anne babaları çocuklarını terbiye edecekleri yerde, yani çocuklarını terbiye etmek adına zedeledikleri bir duygu var, o da güven duygusu. İşte biz haftalarca bu radyoda söyledik. Dedik ki anneler çocuklarınızı lütfen 2 yıl boyunca emzirin. Neden? Çocuğunuza güven veriyorsunuz o sırada. Çocuk süt içmiyor. Ne içiyor? Güven solukluyor. Güven içiyor annenin göğsünden. Önceki gün duyduğum bir vakayı sizle paylaşayım. İçimi çok acıtan bir vakayı. Bir anneden işittim bu hikayeyi. 9. aydan sonra çok değerli bir hekimimiz kendisine işte anne sütü artık bu saatten sonra besleyicilik özelliği kalmadığı için çocukla aranızda simbiyotik ilişki, bir asalak ilişki, bir bağımlılık ilişkisi gelişmesin diye o anneye sütünden kesmesini tavsiyesinde bulunmuş. Yani anne ile çocuk arasında emzirmeyle meydana gelen şey sadece çocuğun karnını doyurmak değil ki. Annenin çocuğu emziriyor olmasıyla ortaya çıkan bir duygu güven duygusudur. İşte daha önce söylemiştik. Çocuğu höt diyorsunuz, korkutuyorsunuz. Çocuk nereye doğru koşuyor? Annesinin göğsüne doğru koşuyor. Höt deyince çocuğun karnı mı acıkıyor da koşuyor? Hayır. Höt deyince çocuk korkuyor, emniyet arıyor. Nerede buluyor emniyeti? Annenin sıcacık teninde buluyor. Anne de eğer saçlarını çocuğunun okşar ise çocuğunun ruhuna incecikten emniyet ve güven duygusunu veriyor. Bu duyguyu çocuk 2 yıl boyunca doyasıya annesinin göğsünde yaşaması lazım. İşte diyoruz ki anneler çocuklarıyla beraber lütfen yatsınlar. Neden yatsınlar? Çünkü çocuk doyasıya annesinden güven duygusunu alacak. Çocuklara ceza vermeyin ne olur diye söylüyoruz. Neden? Çünkü çocuklar doyasıya bir güven duygusu içerisinde yetişsinler. Emniyet içerisinde yetişsinler. Bunların neticesi olarak da çocukta aidiyet duygusu yavaş yavaş filizleniyor. Kendisini tebessüm eder bir çehreyle çocuğun içerisinde hissettirmeye başlıyor. Eğer çocuk kendi ailesine karşı bir aidiyet duygusu gelişmez ise, daha önceki programlarda da söylediğimiz gibi çocuk kendisini kabul eden bir başka gruba dair kendisini o gruba ait hissetmek için içerisinde bir yoksunluk hissediyor. Örneğin çocuk 18 yaşına geldi, kimlerle beraber olabiliyor? Kendisini kabul eden herkesle beraber olabiliyor. Yeter ki çocuğa çak diye böyle bir işaret etsin, ne oldu koçum desin, ne oldu kız desin. Çocuk o takdirde o gruba doğru kendisini daha emniyette, daha güvende ve daha kabul edilir olduğunu hissettiği zaman ailesine olan geliştiremediği aidiyet duygusu yerine dışarıda bir başka gruba kendisini atıveriyor. Attığı bu grup bir satanist bir grup olabilir. İşte şeytana tapıyorlar. Etrafımızda çok görmüyoruz hocam, sadece gazetelerde arada bir okuyoruz, bazılarının cinayet haberleri sırasında okuyoruz yahut da işte internette zaman zaman denk geliyoruz. Yo, bu işin hiç öyle şakası yok. Yani gece mahzenlerde sabahlayan çocukların sayısı çok fazla. Geceleri kurt adam gibi ortalığa çıkıp ayin yapan çocukların sayısı çok fazla. Bu çocuklar birbirlerine ait aidiyet duyguları geliştirmişler, birbirlerine emniyet veriyorlar. Yahut da bir çete düşünün.
İşte sokak aralarında görüyorsunuz, duvarlara yaslanmış olan çocukları görüyorsunuz, elleri ceplerinde, pantolonları yarıya kadar düşmüş. Efendim birbirlerine böyle tilki gibi bakan, yoldan geçenlere tilki gibi bakan çocukları görüyorsunuz. O çocuklar da birbirlerine ait aidiyet duygusu geliştirmişler. Nasıl anlarız hocam bunu? Şöyle anlayabilirsiniz. Hadi o çocuklardan birisine bir laf atın bakayım geçerken. Birdenbire bir bakarsınız ki etrafınızda 10 kişi olmuş. Yani o çocuk kendini o grupla beraber emniyette hissediyor. Aslında nerede hissetmesi lazımdı bu emniyet hissini? Ailesinde hissetmesi lazımdı. Niye hissetmedi? Anne ortalıkları toparlarken, evini temiz tutacağım derken, koltukları hizada tutacağım, evin içerisindeki süs eşyalarını tam derli toplu tutacağım diye evi çocuğa yaşanmaz hale getirdi. Ne yaştan itibaren? 2 yaşından itibaren, 4 yaşından itibaren çocuğu evin içerisinde mum diktirdi. Baba, baba da öyle. Evin içerisinde işte babasından anca gördüğü o otoriter tavrı evin içerisinde sergileyeceğim diye çocuğa verecek olduğu o babalık duygularını esirgedi. Niye esirgedi? Şımarmasın canım, bizim çocuk şımarmasın diye babalık duygularını esirgeye esirgeye böyle damla damla verdi. Çölde susuz kalmış bir adamın karşısında damla damla su verildiği gibi. Çocuk da ondan sonra çölde yetişmiş bir kaktüs gibi kendisini daha emniyette hissedebileceği bir grubun içerisine kendisini attı. Çetenin içerisine attı. Abuk sabuk bir türlü o grupların içerisinde satanistler, matanistlerin içerisine attı. Şimdi ne diye yakınıyorsun? Çocuğum elden kaçtı diye. İşte bunların ta baştan düşünülüp ona göre hazırlanması lazım. Dolayısıyla her yaşta olursa olsun, hangi yaşta olursa olsun anne babaların üstünde duracağı en önemli duygu emniyet ve güven duygusunu çocuklarına yaşatmak. Ve onun neticesi olarak da çocukların ruhuna böyle baktıklarında yavaş yavaş eğer aidiyet duygusu filizlenmeye başlıyorsa anne baba işte orada keyif alması lazım. Çocuk o aileye kendisine ait hissetmenin keyfini yaşıyor ise, o efendim sülaleye ait olmanın keyfini yaşıyor ise, çocuk o evin içerisinde rahat ve huzurlu ise, işte o takdirde çocukta da yavaş yavaş aidiyet duygusu gelişiyor demektir. Peki aidiyet duygusunu geliştirmenin yol ve yöntemlerinde pratik olarak neler yapılabilir? O konuya da değineceğim ama çocukta aidiyet duygusunun pratikte nasıl geliştirilmesini birkaç madde ile birlikte anlatmaya, daha sonra da mesajlarınıza bakmaya çalışacağım. Efendim tekrar merhaba. Aidiyet duygusundan bahsetmiştik birinci bölümde ve aidiyet duygusunun oluşabilmesi için iki temel dinamikten, ruhun iki temel dinamiğinden bahsettik. Emniyet ve güven. Aslında şöyle de düşünebiliriz emniyet ve güven hususunu. Örneğin Peygamber Efendimiz peygamberliğini ilan etmeden önce, duyurmadan önce insanların ruhunda bir temel dinamik gelişmişti. Onun her sözüne inanabilmesi için insanlar içlerinde bir duygu taşıyordu. Neydi o duygu? Emniyet duygusu. Emniyet ve güven duygusunu geliştirmişlerdi insanlar kendi içerisinde. Çünkü o öyle bir yaşam yaşamıştı ki, öyle düz bir hattın üstündeydi ki, ona bakan herkes onun emin bir insan olduğu konusunda hemfikirdi. Hatta kendi düşmanları dahi, hatta etrafındaki herkes dahi ona Muhammedül Emin diye bir sıfat yüklemişlerdi. Dolayısıyla eğer bir konuda, iletişim konusunda, aile içerisinde çocukların ilk nereden başlanılacak hocam diye bir soru sorarsanız, işte o sorunun cevabı bu kelimenin arkasında gizli. Çocuklar ilk önce anne ve babasına dair bir emniyet hissedecekler. Yani işte biz bu programda ısrarla bazı sorular soruyoruz. Bu sorulardan bir tanesi de şu: neden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklara ceza vermiyordu, vermemişti? Yanındaki yetişen sahabeler, arkadaşları onun bu hususta
kaşlarını dahi çatmadığını, hatta savaş meydanlarında dahi çocukları incitmediğini, çocuklara en ufak bir ceza, psikolojik, duygusal, fiziksel ceza ile hiç vermediğini söylüyorlardı. Çünkü ceza çocuklardaki güven duygusunu zedeler, emniyeti zedeler. İşte o yüzden Anadolu pedagojisinin içerisinde asla ceza girmemiş. Çocuklar hiçbir zaman ceza ile terbiye edilme gibi garip bir muammanın içerisine itilmemiş bu topraklarda. Batıdan gelmiş. Çocukların ceza ile adam edilmeye çalışması batıdan gelmiş. Emniyet ve güven zedelenmesin diye. Özellikle ilk yıllarda oluşacak şey. Arkasından pratik birkaç tane örnek vermek istiyorum çocuğun kendisini aileye ait hissedebilmesi için. Bir, aile toplantıları aidiyet duygusunun gelişmesi için oldukça elzem, oldukça önemli bir aktivitedir ailenin içerisinde. Haftada bir gün, belirli bir saatte ailenin 7 yaşını geçmiş bütün fertleri bir masa etrafında toplanıyor ve o ailenin babası, otoritesi, lideri, sevecen otoritesi, öyle kaşları çatık bir otorite değil. O ev için kendisini feda etmiş olduğuna her aile ferdinin inandığı ve kendisine tabi olduğu babası başta, çocuklar da sağlı sollu ve eş de sağlı sollu olarak oturmuş, ailenin yönetilmesine, ailenin meselelerine ait konuların görüşüldüğü aile toplantılarının mutlak suretle yapılıyor olması lazım. 7 yaşından küçük çocuklar oturamaz mı? Tabii ki oturur. Ancak 7 yaşından sonraki çocuklar artık belirli söz haklarına sahip olur. O konuşurken diğer fertler susar. Anne de mi susar? Evet. Çocukla tartışır mı anne? Baba da mı susar? Evet, baba da susar. Kim konuşurken? 7 yaşındaki bir çocuk konuşurken düşüncelerini ve duygularını o aile toplantısı masasında dile getirirken, sevgili anneciğim diye başladığı cümlelerin içerisinde, sen geçen hafta bana şunları şunları söyledin ama ben bunları doğru bulmuyorum diye kendi duygularını ifade ederken, anne de kendisini savunma refleksi içerisinde birdenbire ortaya atmadan, çocuğunu susturmaya çalışmadan, onunla cebelleşmeye çalışmadan, çocuğunu o insan olmanın en temel gereği olan keyif içerisinde, içindeki duygularının dışarıya çıkmasına aile toplantısı içerisinde yer verilmesi lazım ki çocuk keyif içerisinde kendisini o aileye ait hissetsin. Aile toplantılarıyla birlikte babanın nasıl babalık yaptığını, nasıl erkeklik yaptığını o evin içerisinde yetişen, yeni o cücük gibi yetişen, yeni ferik gibi yetişen o çocuk delikanlı da görsün. Nasıl kocalık yapılıyor, nasıl babalık yapılıyor, nasıl bir aile idare ediliyor, nasıl bir beyefendi olunuyor, baba çocuğuna aile toplantısı sırasında yaşattığı o atmosfer ile kendisine, çocuklara bunu örnek bir davranış olarak sunması lazım, altın tepside sunar gibi. Olgunluğuyla, bakışıyla, duruşuyla, o problemleri çözme ferasetiyle baba kendisine hayranlık duyduracak derecede çocuklardan kendisine bakışları o derecede kendi içerisine doğru sindirmesi lazım, geçirmesi lazım. Aynı zamanda o aile toplantıları sırasında hanımefendinin, evin eşinin kocasına karşı, eşine karşı göstermiş olduğu, birbirlerine aslında göstermiş olduğu hürmet ve saygıdan çocuklar da pozitif olarak etkileniyor olması lazım. Evin idaresini anneyle beraber babanın ama son sözü söyleyen babanın bu işi nasıl yaptığını, annenin bu işin içerisindeki katkısının, payının nasıl olduğunu aile toplantıları sırasında anne baba çocuklarına bunu yaşatması lazım ki o evin içerisinde yetişen genç kız annesine bakarak sağdan hizaya gelmesi lazım. Ne diye sağdan hizaya gelmesi lazım? Bir hanımefendi nasıl oluyoru annesinin oturuşunda, annesinin sesinin tonunda, annesinin babasına hitap ediş tarzında o kızcağız o masanın kenarında annesine bakarak kendisini, kendi duygularını ayarlıyor olması lazım.
Hani daha önce bir örnek vermiştim, hatırlarsınız. Yavru tay doğduğu sırada daha o ayaklarını yere çapraz çapraz basıp ikide bir yere düştüğü sırada kendisini ilk önce sürüden, annesinin de bağlı bulunduğu o at sürüsünün içerisinde, vahşi atlardan bahsediyorum, at sürüsünün kenarına doğru ilk önce çeker. Orada binlerce at vardır ama o yavru tayın gözü kendi annesindedir. Binlerce atın içerisinde yavru tayın gözü kendi annesindedir. Annesinin hoplayış ve zıplayışına göre, annesinin şaha kalkışına göre, annesinin kişnemesine göre yavru tay da kenarda onun provalarını yapar. Daha ayaklarını yere yeni yeni bastığı sırada yavru tay da kenarda baktığınız zaman o da kendi sesiyle kişnemeye, annesi gibi kişnemeye. Ama binlerce kişinin içerisinde gözü annesindedir. İşte evde yetişen genç kız da hanımefendiliğe giden yolun içerisinde gözünü diktiği kişi annesidir. Dolayısıyla annelere seslendiğimiz, yahu şu evin içerisinde lütfen sesinizi yükseltmeyin, eşlerinize bağırmayın, sesinizi lütfen rahmetle süsleyin diye hitap edin diye söylediğimiz şeyin arkasında yatan bir gerçek de işte bu. O evin içerisinde yetişen genç hanımefendi sesinin tonunu annesinin sesinin tonu gibi ayarlayacak, yürüyüşünü annesinin yürüyüşü gibi ayarlayacaktır. Eğer evin içerisinde siz bir hanımefendi gibi davranmıyor, eğer çocuğunuza o evin aziz bir misafiri gibi davranmıyorsanız, o çocukta dikenler oluşturmaya başlıyorsanız bir süre sonra o dikenler size batacak, çocuğunuzda da aidiyet duygusu oluşmayacak, bir mıknatıs gibi çocuklarınızı etrafınızda, bir anaç tavuk gibi cücüklerinizi etrafınızda toparlayamayacaksınız. Çocuk yetiştirmek öyle çok şakadan bir iş değil. Atsanız atamıyorsunuz, satsanız satamıyorsunuz. Hani bir hikaye var ya, baba hırsız tuttum diye sesleniyor çocuk aşağı kattan. Baba da yukarıdan sesleniyor, tamam getir oğlum. Baba hırsız gelmiyor. Bırak gitsin. Baba bıraktım gitmiyor. O zaman sen gel, beni de bırakmıyor. İşte çocuk böyle bir şey. Atsanız atamıyorsunuz, satsanız satamıyorsunuz. Gözünüzü kapattınız nereye kadar? Yarın 18 yaşına geldi. Sizi o tutacak, hala bağlı size. Dışarıda açtığı tüm belalar, okulda açtığı tüm yaralar, efendim dışarıda oluşturacağı tüm hüsranlar size de geriye doğru gelecek. İşte o yüzden daha erken çocukluk döneminden itibaren anne baba işin ciddiyetinin farkına varacak. Kendi bedenini yaşamak yerine, kendi zevklerini, kendi hazlarını yaşayarak çocuğunu unutmak yerine, ayaklarını uzatıp televizyonda seyrederken, televizyonun dizilerini, kadın programlarını, o abuk sabuk programları seyrederken çocuğunun yan tarafta ruhunun ne hale geldiğini her anne, her baba mutlak suretle hesap etmesi lazım ki bumerangı attınız bir süre sonra gelip başınıza çarpabilir. Çocuk ruhunu, kişiliğini, karakterini anne babasının yanında, o aile toplantıları sırasında aidiyet duygusuyla beraber geliştirmesi lazım. Anneler için bu büyük bir fırsat aslında. Hani hep şikayet ediyorlar ya, hocam çok doğru söylüyorsunuz, iyi söylüyorsunuz da vallahi bizim bey eve geldiği yok, uğradığı yok. İşte geldiği zaman da zaten çok yorgun argın geliyor, saat 10'da 11'de geliyor. Zor buluyoruz yani eşimizi. Siz bize hem erkeklik hem de kadınlık nasıl yapılır onu anlatın. Öyle bir şey yok. Hem erkeklik hem de kadınlık olmaz. Bir kişinin ruhunda ya kadınlık vardır ya da erkeklik vardır. İkisini beraber barındırmaya çalışıyor. Çocuklarınıza bazen erkek gibi davranıyor. Çocuklarınızı bazen hırçınca yakalıyor ve ona göre muamelede bulunuyor. Bazen de şefkatli davranıyorsanız çocuk sersemleşir. Bu anne mi baba mı? Annenin ruhu mu var bunun içinde, babanın ruhu mu var? Bu bağıran kim? Bu beni seven kim? Dolayısıyla madem ki hem anne olacak evin içerisinde ruhen, hem baba olacak, o takdirde anne babalar, annelerin akıllı olanları, annelerin bu işi nereden tutacağız diye düşünenler için ben bir şey söyleyeyim. Ailenin içerisinde aile toplantılarını başlatın. Eşiniz haftanın her günü saat 10'da 11'de geliyor olabilir ama rica edin bir gün
sizin ve çocuklarınız hatırı için saat 7'de 8'de gelmiş olsun. Bir gün meyvelerle donanmış olan masamızın etrafına toplandığımızda seni ben bir beyefendi gibi şu masanın etrafında görmek istiyorum. Çocuklar da babalarını bu masanın etrafında beni ve ailesini nasıl idare ettiğini göstermeni istiyorlar diye ailenin hiç olmazsa bir gününü, babanın hiç olmazsa bir gününü aidiyet hissiyle donanacağı gün ilan etmesi lazım. Anneler bu hususta çok titiz davranırlar ve babalarını bir gün olsun erken eve davet ederler ise kazanacakları şey çok fazla. Aidiyet duygusunun oluşması için bunları önümüzdeki haftaya da taşıracağım aslında. Birkaç şey daha söyleyeyim pratikte. Sessizlik eğitimi dediğimiz bir eğitim. Bunu kitap okuma gününe de çevirebilirsiniz. O ailenin haftada bir gün, bir saat, akşama doğru olan bir saatinde evin içerisinde kitap okuma günü ilan edilebilir. Hanımefendi koltuğun bir kenarına, beyefendi öbür kenarına sessizce geçip ellerini açtıkları bir kitabı, televizyon kapalı, internet kapalı, cep telefonları kapalı, o aile bütün dünyaya kapalı ama kendi içlerine açık olarak koltuğun bir tarafında hanımefendi bir kitap okurken beyefendi öbür tarafta kendisine ait bir başka kitabı sessizlik içerisinde ve evin içerisinde diğerlerine de saygı ve muhabbet içerisinde, mutfağa giderken ses çıkartmadan, bardağı yerine koyarken yavaşçacık ses çıkartmadan koyarak içeriye dönerek ve o aile ortamını bir saat boyunca kendi içlerine dönmesi için sessizlik ortamına sürükleyecek bir aktivite olması lazım. Aidiyet duygusunu pekiştirecek olan. Ve böylelikle çocuk o bir saat boyunca annesinin oturmuş, babasının oturmuş olduğu koltuklara bakarak belki bir kere içeri girecek çıkacak, belki bir sağa sola gidecek ama 15. 25. dakikada kendisi de alacak bir kitap, uzandığı belki halının üzerinde, belki de efendim ayaklarını duvara koyarak, sırt üstü yatarak kitap okumaya o da başlayacak. Belki resimlerine bakarak okumaya başlayacak ama o atmosfer ailenin fertlerini birbirlerine duygusal olarak bağlayacak. Sessiz bir ortamda kalan 3 kişilik bir aile, 4 kişilik bir aile birbirlerine yavaş yavaş duygusal olarak bağlanacak. Sessizlik eğitimi, aidiyet duygusunu pekiştiren bir başka husus. Aidiyet duygusunu pekiştirecek olan bir başka şeyden bahsedeyim. Örneğin neden evinizde bir gününü sinema günü ilan etmezsiniz? Örneğin cuma akşamını, cumartesi akşamını aile toplantıları sırasında konuşup evet arkadaşlar cumartesi günü evimizde bundan sonra sinema günü ilan ediyoruz. Nasıl yani sinema günü? Dışarıdan bir CD, bir DVD alabilirsiniz, bir kaset alabilirsiniz. Ailecek seyredebileceğiniz bir çizgi film olabilir, çocukların ilgi ve alaka göstereceği. Yahut da İşte BBC'nin bu konuda ben geçenlerde birkaç tane aldım, çok hoşuma gitti. Yayınlamış olduğu insan vücudunu tanıtan, efendim dünyayı tanıtan, hayvanlar alemini tanıtan belgeseller vesaireler çocukların ilgisini çok çeker. Onlardan bir iki tane almış olsanız, lambaları kapatmış olsanız, DVD'yi yerleştirmiş olsanız, mısır patlakları da masanın üstünde olmuş olsa, ailecek efendim hanımınız sağ tarafa geçmiş olsa, çocuklar sol tarafa geçmiş olsa, taratatam deyip lambaları kapatıp o ailecek yöneldiğiniz ve ortaklaşa aldığınız filmi birlikte izliyor olmuş olsanız. Bir saat, bir buçuk saat boyunca. İşte böylece o kanadınızın birinin altında bulunan hanımefendi, kanadınızın öbür tarafı içerisinde bulunan çocuğunuz, yan tarafta yatarak televizyonu izleyen diğer çocuğunuzla birlikte aynı atmosferi teneffüs ederken çocuğunuza bir duygu daha kazandırıyorsunuz. Aidiyet duygusu. Ben falanca ailenin bir üyesi olmaktan keyif alıyorum diyecek bir ruh geliştiriyorsunuz çocuğunuzun içerisinde. Ve çocuğunuz belki de 30 yaşına geldiğinde, 35 yaşına geldiğinde kendi çocuklarına anne babasıyla ilgili, sizle ilgili yani hatıralarını anlatırken biz çocukluk yıllarımızda cumartesi akşamını sinema günü diye ayırt etmiştik.
annemin ben katlarının altına girer, babamın dizine yatar ve hep birlikte oturur televizyonda insanın yaratılışı belgeselini seyretmiştik. Balinaların hayatını seyretmiştik. Deniz altındaki yosunların hayatını seyretmiştik diye 30 sene sonra hatırlayacağı bir anısı olarak çocuklarınızın ruhuna kendi ruhunuzu sindirmeniz lazım. Ve o çocuk da kendi çocuklarına aidiyet duygusunu nasıl kazandıracağını sevgili babacığım, sevgili anneciğim işte size bakarak görmesi lazım. Evinizde bir gününü, haftanın bir gününü ne var? Sinema günü ilan edemez misiniz? Bu ve benzeri önümüzdeki haftada değinmeye çalışacağım çocuklarda aidiyet duygusunun gelişimini. Ama ben bir vaktimiz el verir mi bilmiyorum. Gelen bir mesajı okuyup belki de üzerinde hiç yorum yapamadan sizlerle veda edeceğim. Aidiyet duygusuyla alakalı olan gelen bir mesaj. Hocam 18 yaşındayım. Ama bir anne gibi her hafta programınızı takip ediyorum. Allah sizden binlerce kez razı olsun. Annem sizin sayenizde bizimle kopuk iletişimini düzeltti. Bizi önceden çok sıkardı. Şimdi yaşayarak öğrenmemizden yana. Bir keresinde ah ah hatanın çoğu da bendeymiş dediğini bile duydum. Hocam iki kız kardeşim daha var. 14-16 yaşlarında. 16 yaşındaki kardeşim çok hırçın. 2 yaşındayken annem pazara gidince yengeme, yengem de hamileydi, emanet etmiş. Yengem de kardeşime, kızım benim neyim olacak diye sormuş. Kardeşim de kış olacak yenge diyerek yengem deyince yengem de erkek istediği için hangi mantığa hizmet onu kuşla korkutmuş. Hem de delirtecek derecede. Niye böyle söyledin diye. Sonra da bunu bir sohbet ortamında gülerek anlattı. Düşünebiliyor musunuz? Sonra ilkokul okurken öğretmeni sürekli bu kız çok ürkek. Yanına gittiğimde tir tir titriyor diyordu. Bu acaba o korkudan mı kaynaklanıyor bilemiyorum. 6. sınıftayken kapandı. Lise 1'de sağlık meslek lisesi okurken okumaya başlayınca çok değişti. Başını açtı. Hırçınlığı da o zamanlardan kalma bir adet haline geldi. Bir erkek arkadaşı edinmişti. Onu şefkat, sevgi göreceği kişi olarak görüyordu. Çok üzülüyordum ben de. Ve bu konuda hep annemle onun arasında kalıyordum. Annem haklıydı ama sürekli annemi destekleyince kardeşimi de kaybetmekten korkuyordum. Evden nefret ediyordu kardeşim. Aslında öğretmenleri de çok suçlu bu konuda. Ben onların nasıl öğretmen olduğunu da anlamış değilim hocam. Kardeşim diyor ki, abla saçım önüme geliyor, hoca bana evlenme meraklısı olduğumu söylüyor. Sınavda 29 aldığım zaman durduk yere bana evlenme meraklısıysan defol git bu okuldan diye bas bas bağırdı. Rezil etti beni diyor. Arkadaşım derste idrar tahliliyle ilgili bir soru sordu bana. Hoca da hamile misin kız yoksa dedi. Bir de hocaların kardeşime bazen hasta olduğunda, devamsızlık yaptığında, okula gittiğinde biz de seni evlendi zannettik gibi kelimeler söylüyorlardı. Bu nasıl öğretmenlik hocam? Yazık ki yeni nesil onların eseri olacak. Ki kardeşim de normal öğrenci formatındayken. Hocam babam da bizimle ilgilenmiyordu. Bazen işi nedeniyle 2-3 ay görmediğimiz oluyordu. Yanımızda olunca da kahveye gidiyor zaten. Kardeşim babamdan nefret ediyor. Kardeşim babamdan nefret ediyor zaten. Hiç ilgilenmediğini ileri sürerek. Babam bir de sert mizacı. Küçükken bile o eve geldiğinde biz odamıza kaçar, bir daha çıkmazdık. Biraz büyüyünce yavaş yavaş yanında oturmaya başladık mı bu sefer de o bizi hadi içeri diye yolluyordu zaten. Okulda öğretmenleriyle sorun yaşayan da kardeşimi de hiç dinlemiyordu. Kim haklı diye bakmıyordu. Öğretmen ne söylerse doğru babama göre öğretmenlerdi. O babamla bir arada olmak istemediği için. Çünkü babam sürekli ona laf sokuşturuyordu. Bazen şakasına abla babana söyle biraz para versin bana diyordu. Annem de iki arada bir derede kalmıştı. Sürekli ağlıyor. Evde babam var ama yok yani anladınız mı hocam? Diye devam eden bir mesaj. Ailede aidiyet duygusunun oluşmaması için sanki çaba sarf eden bir baba
ve çaba sarf eden bir anne, kopsun bu çocuklar benden de nereye düşerlerse düşsünler diye çaba sarf eden bir anne baba, bunu da anne babalık olarak sergilediğini 18 yaşındaki bir genç kız anlatıyor. Efendim, bir yayınımız daha burada sona erdi. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.